Ani kararlar verdim. Haberim var. Biri iyi, biri kötü. Küçük bir ev yenileme infosu vermek istiyorum. Salon için duvar boyası alacaktım zaten. Aldığım boyada 3 aylık köyde vardı. Ben de hazır. Mutfağı da boyamak istiyorum. Çünkü çok sararmış tavanı falan. Çalışma odasında gri rengi hoşuma gitmiyordu. Hani soğuk bir gri olduğu için. Normalde burayı beyaz yapmak istiyorum. Hatta Instagram paylaşmıştım. Keten rengini burada kullanmak istiyordum. Salonu beyaz yapacağım çünkü. Ama son dakika rengi görünce aynı bir kararla şu maviden sipariş verdim. Ve ilk defa böyle renkli bir duvarlı bir evde yaşayacağım. Ama rengi çok güzel olduğu için dayanamadım. En kötü ne olur bir daha boyarım yani. Onu sipariş verdim. Onu da şu evdeki gibi böyle duvarları da öyle yapmak istiyorum çizgili olsun diye. Salon düz beyaz olacak. Kitaplığı da beyaza boyayacağım. Hatta kitaplığı yeni taktık ama raflarını söküp şu an sprey boyayla boyamam gerekiyor. Yani çıkartmam gerekecek yakın zamanda. Mutfakta biraz riskli bir tercih yaptım. Sanırım böyle biraz kafam karıştı. Çünkü vizon rengi aldım mutfak için. Mutfağın şeyi havalandırması çok iyi değil. O yüzden tavan falan çok sararmış. Ve hani saracaktır da mutfak çünkü. Beyaza boyamak istemedim. O yüzden böyle koyu bir renk istedim. Vizon rengi hoşuma gitti ama dolapları da gri yapacaktım. Vizon ve gri çok yakın renkler oldu ve hani şu an gri yapmasam mı acaba diyorum ama vizona uyacak da bir renk. Dolapları ne yapacağım da bilemiyorum şu anda. Ama mutfakta şöyle bir fikrim var. Hani böyle manzara gibi, eski gibi bir duvar kağıdı almak istiyordum ya. Ben onların fiyatlarına baktım. Ve yani mutfaktaki o duvar kağıdını çıkarttığım yer var ya, o gri duvar kağıtlarının oldu. Oraya yapmak istiyorum. Çalışma odasını çünkü çok göz yoracaktı. O yüzden mutfağı yapmak istiyorum ama o duvara göre ölçü çok fazla tutuyor. Fiyatı 1-1,5 falan tutuyor. Ben daha önce zaten kafe duvarları falan boyuyordum. Daha önce yaptığım bir şey olduğu için oraya da kendim mi yapsam acaba diye düşünüyorum. Tam istediğim gibi o vintage manzarayı nasıl yaparım bilmiyorum. Belki projeksiyon falan kurarım ama öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yine vizon, gri, aldığım boyanın tonlarını da yapmak istiyorum. Aynı kararlar verdim yani. Mutfağa vizon rengi aldım. Çalışma odasına mavi aldım. Göl mavisi çok güzel bir mavi. Salonda beyaz aldım. Mayıs ayında tam gaz ev yenilemeler devam ediyor yani. Bugün kitaplığı sökecektim. Çünkü artık boyalar geldi. Hatta geleli bayağı oluyor. Daha dokunmadım. Dokunmak için can atıyorum. Kitaplığı sökecektim salonu boyaya hazırlamak için. Ama hiç halim yok. Yarına kaldı o yüzden. Hani artık salonu boyamam gerektiğini farkındayım. Çok kötü çünkü. Ama bugün erteleyip battaniye altına geçirip yarın kitaplığı sökeceğim. Bir de normalde kitaplığı beyaz yapacaktım ya.
bir tane ev var. Kime ait olduğunu bulamıyorum ama şöyle gözüküyor ve tamamen istediğim vibe o ev şu anda. Ona bir tık benzesin de mutfak için aldığım vizyon rengini kitaplığın raflarına ve o arka duvara boyamak istiyorum. Böylece hem beyaz hem o vizyon rengi salonda böyle bir katman oluşturur. O yüzden işte kitaplığın boya şeyi planı değişti biraz. Sen de gel. Sen de gel. Makarna yiyelim birlikte. Bir de mutfak için folyo sipariş veriyorum sonunda. Normalde onun da planı değişti. Mutfaktaki folyoyu arka şey gri yapacaktım. Alıştık artık Joy'a. Arkaya gri mermer desenli yapacaktım ama bu küçük karelerin boyutları çok fazla. Yani elimde bir tane folyo var denedim. Hani o karelerin boyutu belli oluyor. O yüzden başka bir fayans deseni yaparsam eğer alttaki kare gözüküp üstteki fayans deseni gözükünce hani yapay olduğu çok belli olacaktı. O yüzden düz beyaz yapacağım. Alttaki kare gözükürse de gözüksün olarak bakacağım. Öyle folyoyu da sipariş vereceğim. Ölçülerini aldım. Günaydın. Bugün salonu boyuyorum. Önce bir ıvır zıvır süs şeylerini falan kaldırayım, lambaları falan kaldırayım. Sonra her şeyi ortaya çekeceğim. Sonra duvarları bir sileceğim. Çünkü bu duvarı duvar kağıdı çıkarttığımız silmemiştim o zaman. Bir de şu şeyleri, diğer duvar kağıdı kısmını biraz kazıyıp zımparalayacağım. Başlıyoruz sonunda. Şimdi öncesinde duvarları silmek gerekiyor. Onun da kuruması gerekiyor. Bu duvar şey pencerelerde de sineklik olmadığı için çocuklar atlayacak diye çok korkuyorum. O yüzden her şeyi hazır edip silip hemen havalandırmam gerekiyor. Ama bugün de ilk katını da atmak istiyorum. En azından yarına kadar bir kurusun. Özellikle şu duvar beni biraz korkutuyor ama bir de bugün kitaplığı da bir tık boyayı hazırlamak istiyorum. Saplarını zaten boyadım, demir kısımlarını. Bu diğer kısımlarını da bir zımparalayayım azıcık da olsa. En azından onlar boyaya hazır olsun ki yarın hemen pıt pıt boyayalım. Nereden başlayacağım bilemediğim için erteleyip duruyorum. Ama bir yerden başlamak lazım. (Gülüyor)
Şimdi her şeyi böyle ortaya yaptım. Story'u da çıkarttım. Onun altında boyayayım diye. Bunların üstünü örteceğim komple. Önce şuradaki duvarı kazıyarak başlayacağım. Bu duvarı hani astar mı yapmalıyım, ne yapmalıyım diye kararsızdım ya. Babam şey dedi, güzelce kazdıktan sonra eğer altı da boyaysa bir şey olmaz dedi. O yüzden şu çocuklara oyun alanı oldu. O yüzden şu şeyleri böyle dökülebilecek kısımları kazıyacağım. Biraz zımparalayacağım. Elimde 3 boy zımpara var şu anda. En kalını 60, 2 boy varmış, 60 ve 100. 60'la başlayıp böyle şu dökülecek kısımları alacağım. Sonra yüzlükle böyle pürüzsüz yapmaya çalışacağım. Umarım bir sorun çıkmaz öyle. Bakalım, burası beni bayağı geriyor. Katmanı belli ama yani herkes der ki bir şey olmaz, yap. Astara falan gerek yok dediler. Zaten beyaz boyayı yapacağım. Umarım olur. Hem zımparaladım hem kazıdım. Şu an böyle gözüküyor. Yani neredeyse pürüzsüz oldu. Küçük şeyler var. Şimdi güzelce silip boyamaya başlıyorum. Biraz burası beni bayağı bir geriyor. Başlama tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürecek çünkü o kolonlar var ya, orada duvar kağıdı vardı. Böyle sildikçe o yapışık yapışıklığı kalıyor. Şu an iki kat sildi. Bir iki üç kat daha sileceğim gibi. Olmadı şey yaparım. Bugün her yeri silerim duvarları. Geceden kurursa yarın direkt boyaya başlayabilirim diye umuyorum ama bayağı duvarlardaki yapışıklığı kat kat silmem gerekiyor. Saatlerdir duvar siliyorum. Neredeyse 10 kat sildim herhalde ve o kadar yoruldum ki omuzlarım gitti. Şu an artık bitirdim. Kiri çıktı diye düşünüyorum. Bu duvar kağıdı haricindeki duvarları taşındığımız zaman nasılsa badana yapacağım diye silmemiştim ben. Keşke silseymişim. Yani duvarların rengi açıldı kirmiş meğer. Şimdi duş alıp anneme yardıma gideceğim. Annemin koltuk örtülerini dikeceğiz. Yarın başlarım artık umarım. Sinirlerim bozuldu biraz. Şimdi ben boya seti aldım duvar. Tek oda boyama seti diye geçiyor. İçinde rulosu, kestirme fırçası, küçük rulosu, bantı ve örtüsü var. Ama rulo boya tavası yok. Ben de ondan gideyim alayım dedim. İki yere sordum. Bana geldiler, boya nasıl yapılır onu anlattılar. Dediler ki internette görüyorsunuz, alıyorsunuz, onunla yapılmaz boya. İşte direkt kovaya dağıtacaksın falan. Yani boyanın nasıl yapıldığını biliyorum. Sağ olsunlar anlattılar. Yani çocukluğumdan beri babam işte o tepsiyi kullanır yapar. Amaç zaten orada boyanın fazlasını almak. Bulamadım da şimdi tekrar aramaya çıkacağım onu. Boyaya başlarım diye düşünmüştüm.
Bir erkeğin daha bana boya nasıl yapılır onu anlatmasını dinlemeye gidiyorum. Çok sinirlerim bozuldu ya. Sinirden ağlayacağım şimdi. Var ya da yok de yani. Gelmiş anlatıyor bana. Neyse belki bulurum başka yerde. En kötü şeye gideceğim. El işe gideceğim. Hobi malzemeleri şey yapayım. Belki orada bulurum. Şöyle küçük olanından bulabildim. Bununla idare edeceğim artık. Çünkü 10-15 tane dükkana girdim. Yok. Bir de milyoncu görünce küçük bir duygusal alışveriş yaptım. Bunu Burak'a aldım. Şöyle çevirmeli kapaklı. İşe kahve götürüyor çünkü. Ama dökülüyordu diğerlerinden. Bundan dökülmüyor. Denedim su koyup içine. Şunlardan bende vardı böyle silikon şeyler. Anneme aldım bunları ne zamandır istiyordu. Bayağı kullanışlı oluyorlar. Bunu da yine anneme aldım. Böyle bulaşık şeyse, bulaşık sabun mutfak için. Airfry için silikonlardan ne zamandır denemek istiyordum. 25 liraydı. Bundan aldım bir de. Sığması imkansız ama şöyle mi yaparım artık? Bu şekilde idare edeceğim artık bugün. İnternetten sipariş vereceğim. Diğer odaları boyarken daha rahat olur. Çocukları dışarı atmak zorunda kaldım. Çünkü bu naylonu geldim. Her yerinde geziniyorlar. Bir şeyleri çatırdattılar hatta. Umarım televizyondaydır. O yüzden şimdi kapıda bağırıyorlar. Boyayı azıcık sulandırdım. Birazcık kıvamı açılana kadar. Şimdi ilk şeyi yapıyorum bakalım. Birazcık gerildim sanki. Hiç bant kullanmayacağım. Direkt buralardan bir şey yapacağım. Banta çok üşendim. Hazır mıyız? Bant kullansam daha iyi olacak. Bütün yerleri yaptım şimdi. Sadece süpürgeliklere bant geçtim. Nasılsa beyaz renk diye tavana bir şey yapmadım. Artık başlayabiliriz. Buradaki büyük parçaları kestirme fırçasıyla böyle kalın bir katman geçeceğim. Yoksa çünkü rulo böyle pıt pıt dökülüyor ruloyla. Böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run.
race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Kolonların şeyleriyle çok uğraştım. Kestirmeleriyle falan. Şimdi artık büyük duvara geçiyorum. Büyük ruloyla dalacağım direkt. Hava bayağı kararmaya başladı. Büyük ihtimal bütün gece boya yapacağım. Günaydın. Üçüncü mü, dördüncü mü? Artık kaç gün oldu bilmiyorum. Şimdi iki haberim var. Biri iyi, biri kötü. İyi haberle başlıyorum. Duvar kağıdının söküldüğü kolon, harita olan kolon kapandı. Hiçbir sorun çıkmadı. Yani çok yakından bakınca belli oluyor. Ama güzelce kapandı sökülen yerler. Kötü haberim de... Yani iki kötü haberim var aslında ama arkası iyiye bağlanıyor. Birincisi boya yetmedi. Kaç üç kat yaptım ama alttaki renk koyu olduğu için kapatmadı. Ve dalgalanmalar oldu. Kapının üst tarafında çok belli oluyor şerit kısmı. Televizyon olduğu duvarda çok dalgalanmalar oldu ve boya bitti yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İkinci kötü haber de rengi beğenmedim. Hiç beğenmedim. Çok soğuk alt tonlu oldu, gri gibi oldu. O yüzden böyle alt şeyi de gözükünce tavan da sararmış aslında. Buz beyazı gibi oldu. O yüzden beğenmedim. Ve yeniden boyamam gerekecek ve yeniden boya almam gerekecek. Ama bunun arkasındaki iyi haber de 3 tane renk artıya sipariş etmiştim. Ama çok koyu olur diye cesaret edip yapmamıştım onları. Düz beyaz renk almıştım. O sipariş ettiklerimden pamuk rengi vardı. En çok onu beğenmiştim. Zaten onun reklamını görüp almıştım. O pamuk rengini yapmayı düşünüyorum. Beyazı nasıl olduğunu gördükten sonra şu an onun daha güzel olacağına karar verdim. Zaten kitaplığın orayı vizon rengi yapacağım ya. İkisi birbirine çok güzel uydular. O yüzden birkaç ay sonra pamuk rengi yapacağım. Şu an yapacak gücüm kalmadı. Boyayı da sipariş vermem lazım zaten. Kollarım çok ağrıdı. Hatta bu kolum tamamen ödem oldu şu anda. Gelişmeler bunlar yani. Rengi beğenmedim ama harita kapandı. Yine uçak geçiyor. Çabuk oldu bu. Harita kapandı. Boya yetmedi ama çözüm buldum. Ama biraz daha beklememiz gerekecek ama şu anki haliyle idare eder zaten. O görüntü kapandı ya, inşaat gibi gözükmesi. Önemli olan o. Şimdi kitaptan orayı vizon rengine boyamaya başlıyorum. Artık boya bitsin istiyorum. Salona kavuşalım, çocuklar da kavuşsun. Joy kapıda nöbet tutuyor çünkü kaç gündür. Umarım belli oluyordur ama. Burası kitapla yapacağım yer. Burası vizon rengini denedim. Burası beyaz olan. Burada vizonun şeyi var, örneği var. Bu da pamuk renginin örneği. Yani ikisi birbirine çok güzel uyumlu oldu. Şöyle.
Pamuk çok yeşil diye korktuğumdan yapmamıştım ama buz beyazından iyidir. Yani şöyle olacak. Vizyon zaten buraya çok güzel olacak ama buraya pamuk beyazdan çok daha iyi olacak. Bunu Lone Fox'tan görmüştüm. Duvarları çift renk yapılacağı zaman köşedeki çizginin keskin olması için önce beyaz boya sürüyorlar içeri, sonra boyanacak rengi sürüyorlar. O beyaz boya düz çizgi yapmasını sağlıyormuş. Hiç denemedim, ben de ilk defa deniyorum. Her yerini bantladım. Bantların üstünden bir beyaz boyayla geçiyorum önce. Dün bir yerden sonra boyaların yere dökülmesini kontrol edemedim. Çünkü hızlı hızlı kapatmaya çalışıyordum. O yüzden her yer boya şu anda. Camlara bulaştırdım. Kapıyı zaten bantlamayı unutmuşum. Kapı tamamen boya oldu. Onun kenarlarındaki beyaz boya kuruyana kadar en azından şuraları bir toplamaya çalışayım. Zaten buranın rengiyle çok yakın. Bir tık koyusu sadece. Şimdi ilk kat neredeyse kurudu. Umarım ki iki katta kapanır. İkinci katı atacağım. Koltukları falan biraz topladım da bunu da atayım, artık toplamak istiyorum ortada. Yetti diye düşünüyorum şu anda, kuruyor da. Ben şimdi buraları toplayıp güzelce bir duş almak istiyorum. Bir de temizlik de yapmam lazım tabii. Yani duvarları çok, yani içime sinmedi ama o arka taraf çok iyi oldu. Kitapta da haftaya boyarız. Hatta bu hafta yetişmedi, gücüm kalmadı. O yüzden onu haftaya bırakıyorum. Haftaya son halinde güzelce gösteririm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.